Herkese merhabalar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Güneşli bir Nisan sabahındayız. Evet, yani şansımıza bu bayramda süper havalarla karşılaştık. Yani bu 4 gün boyunca süper bir hava bekliyor bizi. Bugün birazcık rüzgar var ama akşam üstüne doğru dinleyecek şu an öğlen. 20 Nisan Perşembe bugün, bayramın arefe günü. Biz de denizdeyiz, attık hemen kendimizi. Evet. Bu akşam teknede kalacağız, teknede konaklayacağız. Bir akşam suyu yaparız, değil mi? Evet, ondan bugün sonra... bir akşam suyu yaparız, sonra yarın sabah suyu yaparız. Aynen. Güzel bir iki bölüm olacağını düşünüyoruz hepimiz. Hepimiz. Cookie, sen de mi? Evet. Bence Cookie de güzel Cookie. Bir akşam olacağını düşünüyor orada gördüğünüz gibi. Kız dağıtmışın her tarafı bakıyoruz da. Evet. Cookie kendini öyle bir yer yapıyor ki Allah pamuğu gibi attırıyor bütün her şeyi. Olsun, her sağlık yere olsun. Yere malum geçen hafta balıkları aldığımız meradayız tekrar. Bakalım bu hafta değişik bir takım deneyeceğim. Yani bu... Yani İğnelere o... beni bile tutarsın bence artık. Fangri'yi aldığımız meradayız. O yüzden şöyle bir sardalya için takım yaptım. Şu takımı kullanacağım. Fır döndü. 0.50 misina fluorokarbon. Aynı zamanda ucunda da iki tane sardalya için iğne var. Birini kıçından birini başından kıstıracağız. Sonra yem ipiyle bağlayacağız. Böyle bir deneme yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Malum geçen sefer Uluç 4-5 tane böyle büyük kaçırdığı için. Evet, ben de artık iğnem büyük. Uluç iğneyi büyüttü. Gerçi ben de aldığım sardalyalarda birazcık boyutları büyütmüş oldum. Yani küçük sardalya yoktu çünkü eşek sardalyası vardı. Artık tam bu iğnelere göre olmuş. Yani tabii onun ağzına layık balık da lazım. Evet yani. Neyse bakalım... olmadı fileto yaparız. Hayır, kalırsa ben pişirir yerim onları. Ha, o da olur tabii. Yani sonuçta taze balık. Sardalya'da balık olduğuna göre. Evet, bizim için bayram tatili başladı. Umarım sizin için de keyifli bir bayram, keyifli olur. Bir bayram olur. O zaman biz başlıyoruz yavaştan hazırlıklarımıza. Evet, önce bir oltayımızı yapalım tabii. Aynen. Benim çünkü bir tane iğnem kopmuştu en son. Evet, seninki de kopmuştu. Benimki de koptu. Tamam. İğneleri yenileyelim. Onları yenileyelim, ondan sonra balık avına başlıyoruz. Evet, ben takımı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi bir gezer kurşunumuz var, 70 gramlık. Altında bir silikon top. Altında fır döndü ve şurada bir tane gezer iğne, bir tane de sabit iğne yaptık. Buraya sardalyayı bağlayıp sonra denize atacağız. Bakalım hedefimiz Fangri. Alabilecek miyiz? Göreceğiz. Arkadaşlar, takımımızı yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Kafasını ve kuyruğunu kestim sardalyanın. İğneleri de buradan çıkardım. Yem ipiyle bağladık. Şimdi bunu artık suyla buluşturma vakti. Zaten bunu yiyen balık bir... yani inşallah gelir. Göreceğiz. Hadi bakalım. Bize rastgele. Dilara da attı zaten. Ben yine sürünesime attım. Kesin birazdan gopezleri falan almaya başlarım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Ve ilk balık Dilara'dan geldi. Vallahi güzel kafa atıyor ha. Sanırım orta sudan aldın. Hayır, dipten aldım. Vallahi mi? Evet. O zaman güzel bir karagöz ya da mercan ihtimali yüksek. Bakıyoruz. Aha. Gopes ama. Ama güzel boy gene canım yani. Upside down gopes. Evet. Tabii ki de gopes gelmeliydi. Yani evet. Ama gopezim güzel. Güzel güzel. Aferin. Bir kere ikinci gopezim bu benim. Rast gelsin. Evet. Kardeş. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Dipten gopez çekiyorum. Biz o derece. Biz büyük çalışıyoruz bugün. Ben yine gopez. En azından aç kalmayız canım. Yani sayemde demiş. Sen destek ekibi. Destek ekibi dedi bana. O kontrol oynarkendi bir kere. Destek ekibi. Ve bir tane daha gopez aldık. Tahmin ettiğimiz üzere. Ama boylar güzel. Evet. Boylar güzel abi.
Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Tabii canım. Baksana şuna ya. Tebrikler. Devam. Teşekkür ederim. Benimki de ufak ufak vuruyor sardalya. Bence onlar, senin sardalya da bunlar vuruyordur. Ya gelirse gelir canım. Ben büyüyor tutuyorum yani. Büyük gobez. O da olur. Fark etmez. Monster gobez de olur. Monster gobez. Güzel güzel gobezler. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Hemen aşağı sal. Bir dahaki altı görüşürüz. Hadi. Bir sonraki gopezde görüşmek üzere. Hadi. Vaa! Bir tane daha geldi Dilara'dan. Bu seferki güzel asıldı ha başlangıçtan. Evet yani. Ama bu gopez yani. Bu da yürü gopez. Evet yani. Evet belli. Oh! Yavaşlar. Ya şu çok engel şu. Bu maşallah. Çok iyi ya. Valla boylar var ya, yani iki tanesiyle bir kişi doyar rahat. Aa sıçacak. Sıçmadan içine koyuyorum. Evet şöyle. Gopezlerim dört tane. Bir tanesinde bir bu kadar da kaçırdım biraz önce. Bugün güzel, bereketli bir gün olacak belli. Devam. Hadi. Haydi bakalım. Ne geliyor lan? Ne geliyor böyle? Yok yine gopez geliyor da. Aykırı mı? Evet. Yo. Arkadaş. Dedim o kalama sesi neydi öyle ya? Vallahi. Maşallah ama gene boy çok güzel. Tebrik yani, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geldiler. Ağzında sülünesiyle. Bereketiyle gelmiş. Ben kullanırım. Hadi bakalım devam. Biraz daha büyüğü lazım, biraz daha. Hadi. Aşağıdalar, aşağıdalar. Geliyor. Maşallah. Evet. Bir gopez daha. Gelmiş bulunmakta. Vallahi ben kovayı doldurdum. Gopezle. Sana gopezlerle mutluluklar. Hayır, senden de şöyle bir aksiyon, bir hareket bekliyoruz. Lan büyük koşuyorum lan. Tamam. Evet, Uluç büyük koşacak diye arkadaşlar aç kalacağız yani. Ya biz aç kalır mıyız? Kalmayız zaten işte. Ben gopezleri tuttum hayatım. E, tamam, aç kalmayız işte. Bak şimdi hemen bir tane alayım mı? Al bakalım. Bak, hemen alıyorum şimdi. Hemen alalım. Tamam, hemen alacağım şunu. Bekliyoruz. O ne lan? Allah Allah, Allah Allah. Dev gibi gopez ya. Yuh be kardeşim ya, yuh. Bak, bulamam böyle gopez. Arkadaşlar, şunun boyuna bakar Allah mısınız ya? Yani. Allah Allah. Su şişesi kadar var. Aynen ya. Ay. Dev gibi anasını satayım. Evet, şurada diğer gopezciklerimin yanına bırakayım. Aha. Şöyle. Şöyle bırakayım. Aa, diğer gopezlerimin yanına. Maşallah diyelim ya. Nazar değil misin? Evet evet. Maşallah maşallah. Bende hala bir şey yok. Evet. Ben bir kova, Uluç sıfır. Artık hani böyle sayıyla falan saymıyoruz. Kova hesabı yapıyoruz artık arkadaşlar. Geçen hafta öyle demiyordun ama. Ay, geçen hafta ikimiz de güzel tuttuk yani şimdi. Evet, yanlış olmasın. Birazdan ben de tutacağım, bak şimdi başladı benim balıklar. Hadi bakalım. Evet, senin saatin gelmiş olması lazım artık yani. Şöyle bir tabak karagöz. Evet yani geçen haftakiler nerede? Senin karagözcüklerin. Aslanım be. Evet maşallah. Allah Allah. Bana da vuruş oluyor şu an. Lan dur. Kendi iğnesinden çıktı. Alttaki iğneye takıldı bu sefer de. Senin iğnelerde mıknatıs var galiba. Vallahi billahi ya. Bakınız. Güzel ya. İğneleri ben yeni takım yaptım ya. İyi oldu. Yenilendi, güzel oldu. Sende de hareket başlamış bakıyorum da.
Vallahi hareket var da hareket yok be. Evet. Hop indiriyoruz. Ve bekliyoruz. Opa, oh, uyt. Arkadaş, öyle bir çekiyor ki sanırsın ki böyle levrek mevrek falan böyle geliyor yani. Öyle deli fişek ya. Ulan sıçtın batırdın her yeri yine ya. Bu kafeslerin en şeyi, sevmediğim şeyi bu. Her tarafın battı. Tekne Gopes kakası oldu. Her yer. Oralara bile sıçratmış. Yuh. Seni sürünez sürmez. Hani nerede sürünez? Ben takarım onu yere. Ya minnacık. Bunlar da minnacık geliyor zaten. Minnacık taksam bile geliyor yani. Ya boşa bile atladı oldu ya, biliyor musun? Valla ama çapariye atlamıyor mesela. Çapari denedim. Hani Gopez'de. Ama çapari buradakiler İşlemiyor. İşlemiyor buradakilere. Bunlar yemeye alışmışlar. Evet, bunlar direkt yemek istiyor. Kokuya geliyor. O ne, o ne, o ne, o ne? Kutu kafes. Ama ne biçim götürdün? İyi gezdirdin ha. Vallahi nasıl gezdirdin? Buranın gofezleri vallahi çok çılgın, fena. Çılgın. Vallahi çılgın. Vallahi çok güzel maşallah ya. Süper. Bayıldım. Vallahi ben de bayıldım. Yani çok güzel, çok keyifli. Hani hiç demezsin ki Gopes. Evet. Oh, bayramlıklar hazır. Herkese harçlık niyetine Gopes vereceğim ben. Kişi başı bir Gopes. Kişi başı. Oo, kişi başı bir Gopes'den fazla var bir kere burada. İki Gopes falan da düşebilir yani. Ama bu seferki bayağı aldı götürdü ya. Evet, biz hala devam ediyoruz. Ben de bir cacık yok henüz. Nasıl? Evet, son altaları suya attık. Aslında hava tam kararmadı ama kalacağımız için bir adaya çıkalım. Biraz yürüsün, tuvaletini muvetini falan yapsın. Bağlanalım. Aynen, bir bağlanma merasimimiz var. Ondan sonra yemek yapacağız. Son altalarımızı attık. Evet. Yemek yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Sonra sabahına diğer bölümde tekrar görüşeceğiz. Aynen. Arkadaşlar şimdi biz Kıçıtankaya'ya bağlandık. Adanın kenarındayız. Deniz dümdüz çok güzel. Deniz böyle dümdüz çok güzel bir akşam. Yani bu manzarada artık yemek yemenin keyfi geldi. Bambaşka yani. Evet, bu sefer Kıçıtankaya'da küçük bir şemsiye çapa kullandığımız için kayalarla mücadele etmeme de gerek kalmadı. Mutluluk. Ama tabii yine de cookie'yi çiçek çıkartmak için karaya çıktığım dank dolayı gördüğünüz üzere kurulanıyorum. Yani illaki bir ıslanacağım. Bir atarken, bir çekerken, cookie'nin çiçek kakası geldiğinde. Evet, dümen bende çünkü yapacak bir şey yok bu konuda maalesef. Evet, o zaman biz hazırlanalım yavaş. Allah'tan susacak. Ve yavru kalamar. Çok tatlı ya. Bak 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 bak. Tipine bakmadan bir de bak nakılım var akıbatı. Sübye. Sübye mi? Sübye. Evet. Evet, salalım da şey olmasın. Hadi. Evet, biz yemeye başladık. Azıcık iri iri doğrayayım mı? Bir de çok minnoş böyle şeyler aldım. Neydi onun? Kavanozlar. Baharat kavanozu yaptım. Bunlar artık teknenin baharat kavanozları. Nasıl? Güzel olmuş mu? Çok tatlı. Ben de çok beğendim. Yani daha farklı tabi alternatifler varsa tavsiyelerinizi bekleriz. Biz bunları bulabildik. Yani çok şeker yani ama. Yani evet. Hani her seferinde tuz karabiberi unutuyorum biliyorsunuz ki. En azından box'ın içine hani koyup az yer kaplıyor. Hani baktığınız zaman çok da minnoşlardı.
Hani normal tuz karabiberi normal şeylere koydum. Tuzlu karabiberliğe koydum. Bunlar daha sık kullanılacakları için. Ama işte kekik, kimyon, işte pul biber gibi diğer şeyleri de böyle küçük kavanozlar aldım çarşıdan. Krem kavanozu diye geçiyor bunlar aynı zamanda. Bunlara koydum. Güzel, normalde bunlarla krem yapıyorum. Baharat koydum. Yani şimdi sürekli bir şey, hani bir beyin fırtınası içerisindeyiz aslında. Çünkü teknenin depolama alanı çok küçük. Çok az olduğu için. Aha. Ne oldu öyle? Balık aldı gitti vallahi. Bir şey diyeceğim. Götürdü, bayağı açtı yani. Balık var. Aha, balık geldi. Sardalya atmıştık. Vallahi mı? Yok. Gelmiyor. 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 Allah. Ben... Haşer etmiş, o ne? Ne bileyim ben. Bakalım. Güzel vurdu ya. Buluş buradan sardalya attı bir yandan da. Ama tam beni çekerken kasnağa döndürdü yani. Neyse o. Buralar, bu taraf levrek falan yapıyor. Belki levrektir. Yani levrekti muhtemelen de. Kaçırdık. Evet. Konumuza geri dönelim o zaman. Balık yokmuş. Bu arada gopezleri saydık. Benim gopezler kaç adet oldu? 16 tane tutmuşum. Yarın akşam yemeğinde gopez var. Yani depolama alanı için konumuz oydu en son konuşurken. Değişik şeyler arıyoruz. Hani neyi ne yapabiliriz, nereye koyabiliriz, nasıl daha pratik bir şeyler yapabiliriz diye. Yani çok güzel kamp malzemeleri var ama çok da yer kaplıyorlar. Teknede çok fazla yerimiz yok. O yüzden onları koyamıyoruz ama mecburen başka şeyler yapıyoruz. Ya da ne bileyim işte ocağı şekil bira yere koyup yerde yapmak zorunda kalıyoruz falan. Hani bir şekilde çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğiz biz de bilmiyoruz. Bakalım, eğer yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Hani değişik dizayn fikirleri, ne bileyim işte pratik çözümler. En azından kendimizin yapabileceği ya da bir yerden bulabileceğimiz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Biz de ona göre değişik modifikasyonlar yapabilelim. O zaman ben bir salata yapayım. Yemeğime geri döneyim. Yoksa yanacak. Yanmasın. Yazık. Bugün Basile kaçtık. Artık sabaha biraz daha. Komple. Ki hali. Bir dakika ya. Niye hepsini sana koyuyorum ben? Arkadaş. Hadi bakalım. Kaptırdım hepsini ayrı yere koyuyorum valla. Şimdi buna ne ekmek banılır. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet, yattığımız yere merak eden arkadaşlarımız vardı. Onlar için şöyle bir içeriği gösterelim istedik. Kameramızı gösterelim. Bir önceki kaldığımızda başucumuz bu taraftaydı. Ama başucunu diğer tarafa, yani kapı tarafını aldık. Çünkü bugün hava serin. Hava serin olunca cookie ortamıza yatmak istiyor. O yüzden üst taraf daralıyor. Evet. O yüzden biz de bu şekilde yatıyoruz. Aynen öyle. Ya da rahatlıkla aslında iki kişinin yatabileceği bir kameramız mevcut. Evet. Şimdilik o zaman, güzel bir gecenin ardından biz artık yatıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. Böyle güzel bir sabah. Merhaba dedik. Cookie Hanım'ı adaya çiçeği çıkaralım. Hazır mısın bu soğuğa? Daha uyuyor. Halbuki uyuyamayan bendim. Zaten güneşi yine doğurmuşuz. Sabaha karşı böyle tam bir dalıyorsunuz. Sonra da çap diye güneş doğuyor gerçekten. Yine sabah şeyini. Gerçekten. Güneşini doğurmuş olduk.
Ne kadar güzel, güreşimiz de olmuş. Günaydınlar. Yani biz kahvemizi koyduk. Şimdi kahvelerimizi yudumluyoruz. Sabah kahvesi şart. Kahvemizi içelim. Ondan sonra bir balık yapalım. Gece attığımız çapayı çekiyoruz. Zaten 3 metre bile yok yani derinlik. O yüzden rahat oluyor. Baba. Havada düzüyor, ne kadar güzel. Buradan sonra artık balığa gideceğiz. Metrelerdeyiz. Akışa bıraktık tekneyi. Bakalım buralarda genelde mercanlar çıkıyor. Bir şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. Evet, bakalım aşağıdakiler neymiş? Mimçik, mimçik, mimçik. Bence küçük bir karagöz gibi. Karagöz mü yandı? Evet. Bak. Ufakmış be. Ben dedim ama. Ufak bir karagöz dedim. Evet, hadi. Demek ki aşağıda bunlardan var hayatım. Değiştirelim ya. Olur. Evet, balığı aramaya devam ediyoruz. Yine bir başka yer değişimi yapacağız. Çünkü aşağıda çok küçük küçük var. Yiyorlar, yiyorlar, bitiriyorlar. En azından bakalım. Çapa atmamıza gerek yok. Hava çok düz. O yüzden nerede kalıyorsak öyle kalıyoruz. Çok güzel. Hadi yeni yerde görüşürüz. Galiba güzel balık olan bir yer bulduk. O evet, fena değil gibi yani. Böyle güzel kafası var. O bence var. Ne biliyor musun? Karagöz. Oha ya, oha, burada da mı buldum be? Yuh, şuş. Arkadaş sen ne gopezcisin ya, gopezleri çekiyorsun ya. Nereye gitsek bu arkadaşlar seninle beraber geliyor herhalde. Ama şunun boyuna bakar mısın? Yani. Tebrikler. Teşekkür gopezci. Ederim. Gopezci Dilara. Bundan sonra adım bu. Bana böyle hitap edilsin. Şey, kovaya su doldurayım tabii. Şimdi bunlar varsa aşağıda diğerleri de vardır. Ama çok güzel geliyor vallahi. O da hop. Hop. Uyt. Burası da olmadı. Hadi başka yere. Balık bulucuyu takmamız lazım. Bence de. Göl göl vallahi ha. Bu sefer evet. Biraz güzel sanki. İşte. Aldın bir tane diyorsun. Evet. Tahmin ettiğim gibi karagöz. Salmalık. Evet. Salmalık karagöz. Evet, bu sefer fena değil gibi ol. Sana uzanıyoruz hemen. Hemen bana uzan. Bakalım karagöz. Karagöz mü? Evet. Oo, güzel karagöz. Gopez'den fena farklı değil. Bir şey çektim sonunda. Yani kovaya koymalık Gopez'den farklı bir şey çektim. Attıklarımı saymıyorum. Ama ıslatma çocuğum beni. Tebrik ederim. Teşekkür sana. Ederim çok mersi. Rast gelsin. Mersiler. Hepimize sana da mesela. Hayırlısı ya. Nasip bu işler. Bu hafta da benden görünmüşler. Ne yapalım aşkım. Vay vay vay. Aa, vay. Alırken güzel böyle bir kalama aldı da geldi ama. Geliyor karagöz. O zaman güzel karagöz. Güzel karagöz. Anam anam.
hatırla. Yani fena değilmiş. Vallahi senin bu muydu lan? Vallahi ya, o kadar nasıl kafa attı ama? Gelirken kaslı kara gözmüş, evet. Evet, şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Burası da bizim mutfak şeyimiz. Box'ımız, kutumuz. Böyle. Böyle kapalı olunca tam güzel oluyor. Evet. Ocağımızı çıkalım. Bir yandan hala denemelere devam. Ama yok. Evet, ben de attım. Ben de orada duruyor benim. Bugün benimki bir boş yani, anlamadım. Bir şeyler mi oldu acaba? Deprem falan mı oldu? Bilmiyorum ki. Hava çok durgun. Belki ondandır. Gerçi bir önceki hava durgun havada bayağı yine belli almıştık. Ya. Ya evet, çalkantılı hava daha iyi derler. Olsun ya. Öğlene doğru rüzgar biraz çıkacaktı sanki. Bakalım, göreceğiz. Neyse. Denemeye devam. Aynen. O zaman ben biraz kahvaltıyı artık hazırlayayım. Bugün kahvaltıda normal kahvaltımız yok. Gözleme yapacağız. Hadi bakalım, biz çalışmaya devam. Şunu almam lazım artık. Aa. Yuvarlamayacağız sıkalım. Zeytinyağı da vereyim sana. Evet, gözlemeler hazır. Hadi kahvaltıya bakalım. Aldım lan. Aldım vallahi, aldım. Oo. Kaçtı. Keramet kahvede mi diyecektim? Kaçtı. Kaçırdın mı? Vallahi kaçtı ya. Tüh. Neyse, demek ki aşağıda yine de var hayatım sardalyede. Var var. Ne geliyor, ne gidiyor, ne geliyor? Çok kırpık bir şey geliyor. Vereceğim. Vereceğim mi? Ha. Aa, sangre yavrum. Evet. Kıprak. Evet, onu dur. İncitmeden çıkarıp sağlam. Aynen. Sen büyü, tamam mı? Kocaman ol, öyle gel. Hadi hı, bakayım. Büyüklerin gelsin. Evet. Al al al. O ne lan, o ne lan? Gene mi şu koku geldi? Allah Allah. Fişek gibi geliyor. Allah, yemin ediyorum. Çok fena geliyorlar ya. Senin Gopes kraliçesi ilan ettim Allah Allah. Evet. Ben de ettim. Kendi kendime ettim yani. Oo. Çok fena geliyor. Allah Allah Allah. Aa, ben sana dedim. Allah. Kalamanın sese bak. Of 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 of. Ana ana ana. Bu ne lan? Allah Allah. Çıkan bu ne bu? Bilmiyorum. Çekte görelim artık. Ama sakin çek. Oha, mercana bak. Mercana bak, mercana bak. Al 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 al. Al içeri, al şunu içeri. Evet, uç durdu durdu. Sonunda vurdu yani. Oh be. Ulan var ya. Evet. Sonunda arkadaşlar. Uç. Şeyi erdi. Tebrikler. Hadi bakalım. Thanks. Devam devam. Ben balık tutamıyorum sanmayın ha. Yani tutuyorum. Ben Gopes tutmuyorum ondan. Şimdi bak, ben nasıl Gopes tutuyorum görün. Yani Gopes tutmak istersen tutarım. Diyorsun. Hadi tut. Haydi tut bakalım. Gopezleri nasıl tutuyorsun? Bak şimdi bak. Heh, bakıyorum şimdi. Aldım benden taktikleri. Al. Al. Yani ben istersem tutarım ama tutmuyorum. Al.
Aferin. Ama ben Gopes tutmak istemediğim için tutmuyorum ya. Arkadaş. Ne ya? Yalan mı? Biz hep dibe koşuyoruz kızım. Ben dipte bile Gopes tutabiliyorum mesela. Öf be, maşallah be. Evet. Güzel Gopes'ler vallahi. Ama boylar çok iyi arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Hoppa. Düşeceksin şimdi. Düşmez düşmez. Ne oldu, bir balık daha mı aldın kız? Aldım vallahi. Gidiyoruz son, artık. Son yeter. Yemle bir balık daha geldi. Hadi bakalım. Yeter, bugünü bitirelim artık ya. Aynen aynen balık yeter zaten. Bu da ters gelmiş, ıspanoz geldi. Aşağıda ıspanozdan başka hiçbir şey yok. Evet, saat 3 oldu artık. Avımızı bitirme vakti. Aynen. Arkadaşlar güzel avdı, 2 gündür güzel av yaptık. Yiyeceğimiz balıkları tuttuk. Aile büyük. Herkese dağıtacağız bakalım bayramda. Değil mi? Bayram balığı olsun bunlar. Bayram balığı olsun aynen. Ya, aynen. Şimdi biz bir kıyıya çıkıp kıyıya çıktıktan sonra aldığımız balıkları size göstereceğiz. Yani evde de gösterebiliriz. Bir kısmı da difrize çünkü poşette güzel olmayabilir. Bakarız artık tamam duruma göre. Görüşürüz, balıkları göstereceğiz birazdan. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Evet, son kalan yemlerimizi artık martıları da nasiplendirelim. Ondan sonra bitirelim bu işi. Gak, 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 gak. Gel. Hop, aferin sana. Dur daha bitmedi, gel. Dur burada, burada yiyor daha. Gak, 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 gak. Hop. Al. Aa, iki tane hemen geldi ha. Son bir tane. Bakalım kimin nasibi. Tut. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Tamam, afiyet olsun. Başka yok. Tamam, kaçırıyorlardı. Evet. Martıları da doyurduğumuza göre. Evet. Yavaştan tamam, gidelim. Toplanalım. Biraz tam duyuyorum her şeyi kendim. Nasıl çok güzel koyuyorlar. Evet, şu an beni göremiyor olabilirsiniz. Çünkü çünkü Uluç karardı. Sonunda eve geldik. Şimdi size balıklarımızı göstermek için balkona çıktık. Bu ne ya, haber spikeri gibi oldu. Sevgili seyirciler. Ya niye böyle konuşuyorsun? Size balık göstereceğiz. Balık göster. Çok iyi ya. Haydi size balıkları gösterelim. Evet, biz eve geldik. Evet, onlar eve geldiler. Annemden de duyduğunuz gibi biz eve geldik. Şöyle temiz havada. Onlar mis gibi kokan bir havada size balıkları göstereceğiz. Evet. Bakalım, neler değişiklik tutmuşuz. Olsun, dışarıda gösterelim. Evet. Evet. Neler varmış, neler yapmış. İşte önce en babadan başlayalım. Evet, Uluç durdu durdu. En sonunda bir adet güzel bir balık aldı. Şöyle bir fangremiz var. Şimdi senin bir tane de gopezin var hayatım, değil mi? Tabii ben istersen tutarım dediğim gopezin var. Evet. Seninkiler bitti değil mi? Geri kalanları ben tuttum. Kızım ben iki tane gopez tuttum ya. Tamam. İkincisini de getiriyorum. İkincisini de koydum. Tamam, bunlar benim. Yeter abi. Evet. Tamam, sen bunlarla akşam doyarsın. Bak şu 1 kilo fangri, 1 kilo mercan, tamam mı? Kaç kilo gopez yapıyor biliyor musun? Haberim var. Şimdi doyum olarak nasıl ama? Tamam, doyum olarak sen çoksun maşallah. Güzel tuttun değil mi? Yok yok, tamam. Sen, bugün benden yanaydılar o yüzden. Sen gopeze koştun yani. Ben gopeze koştum. Ben de sen gopeze, işte bir ekip işi yaptık biz. Biz bir ekibiz kızım. Evet, şöyle bir tane ıskataryam var. Biz bir ekip olduğumuz için. Şöyle
Kara gözler 2 tane. Zaten gerisi bu kadar. Çeşidimiz buydu. Geri kalanların hepsi arkadaşlar Gopez. Evet, son olarak 19 tane Gopez'imiz var. 4 tane, daha doğrusu 3 kara göz, 1 ıskatarya, bir tane de fuan grimajları var. Evet, bu arada Gopez'lerimiz bir tık daha fazlaydı ama eve gelesiye kadar bir torba da vermiş olduk. Bir amcamız var, ona verdik. Buradan kendisine çok selam. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar artık. Sonraki hafta görüşürüz, tamam mı? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Şerisin abi. Evet, ata. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.